Hepinize yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar, saygılar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben güne başladım. Annemin telefonuyla birlikte uyuyordum. Geri yatmıştım, uyandım. Saat şu an 11.30. Şöyle perdelerimi falan açtım. Kendime bir Türk kahvesi yaptım. Yanında bir tane hurma aldım. Şekerim dengelensin diye. Öyle yani. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Günümüz güzel geçti diyelim. Bir güne daha başladık çok şükür. Bu arada cumanız da mübarek olsun. Kalktım dedim ya 11.30'da. Cuma selası da verildi şu an. Öyle işte arkadaşlarım. Hepimize hayırlı cumalar olsun. Nurlu cumalar olsun diyelim. Bir güne daha başladık bakalım. Evet arkadaşlarım. Zilim çaldı ve Ayla ablam geldi. Kız seni de çekeyim dedim. Çekme dedi. Azıcık çekeyim dedim. Yok dedi. Neyse biz bir kahve yapalım Ayla ablamla bir içelim. Sonra azıcık sohbetimize devam edelim bakalım. Şöyle dedim azıcık uzaktan göstereyim Ayla ablacığım seni dedim. Merhabalar. Öyle işte. Kendisi de bizim en üst katımızda oturur arkadaşlar. Babamın kuzeni olur ayrıca. Öyle severiz kendisini yani. Hoş gelmiş, sefa gelmiş diyelim. Bir kahve yapayım da içelim beraber. Evet arkadaşlarım. Şimdi Ayla ablamı yolcu ettim. Kahvemizi içtik. Karşılıklı çayımızı içtik. İşte biraz sohbet muhabbet ettik. Onu şimdi uğurladım. Onun da işleri varmış. O da sen de işlerine bak dedi. Şimdi ben de işlerime koyulacağım bakalım. Bir bardak daha çay koyayım kendime içeyim. Ondan sonra işlerime koyulayım. Defterin nevresimini sökeceğim. Makineye atacağım. Kendi yorganımı yıkamayı düşünüyorum. Yorganımı yıkayacağım. Nevresim değişikliği falan yaparım işte. Bir evi toparlarım. Sonra şu gördüğünüz mutfak dolaplarını temizlemeyi düşünüyorum arkadaşlarım. Öyle yani. Görüşürüz arkadaşlarım.
Güzel nevresimlerini değiştirdim, tertemiz serdim. Berke'nin de öyle üstü ranza olduğu için şöyle gösteremiyorum. Yukarı çıkmam gerekiyor. Şu dedesinin getirdiği yeni nevresim çarşafları. İşte yorganını geçirdim. Öyle katladım bıraktım onu 200 kat olduğu için. Defne'ninkini geçirmek inanın daha kolay oluyor. Böyle yukarı çıkmak, ranzanın böyle ikinci katını yapmak daha da bir zor oluyor. Öyle işte çalışma masalarının tozlarını falan aldım işte. Kızçemin uyku bandı arkadaşlar. Uyku bandı olmadan kesinlikle uyuyamaz. Defne kuş. Öyle yani şu pencerenin mermerlerin önlerini aldım işte. Öyle dışarıyı da göstereyim sizlere. Bugün kapalı, biraz soğuk. Çok aşırı soğuk değil ama biraz soğuk ve kapalı bir hava var. Şöyle göstereyim. Şöyle hafiften de esiyor. Böyle. Neyse ben diğer işlerime devam edeyim arkadaşlar. Burası tamam sayılır. Yine bir robotu açacağım sonra. Mutfak dolaplarımı sileceğim çünkü. Hadi görüşürüz. Hoş geldiniz Defne Hanım. Alayım montunuzu efendim alayım. Hoş bulduk. Alayım. Beslenmenizi de alayım. Saati 2:30 yaptık. Hatta 3'e geliyor arkadaşlar. Bugün cuma olduğu için. Biraz 3-10 kala falan geldiler işte. Öyle. Nasıl geçti gününüz Defne Hanımcığım? Kuzeyler yoktu. Evet biliyorum. Annesi mesaj atmıştı zaten sabah. Niye mi? Çünkü öğretmenler tatildeymiş. Öyle mi? He. Onlar 3 gün tatil yapacak. Anladım. Yani okula gitmediler o yüzden bugün. Hı. Tamam hadi gel bakalım. Buyurun efendim. Bakın bize kim geldi arkadaşlar? Kim geldi? Kayınvalidesi geldi. Kim geldi bakın. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol efendim. Ne haber? İyi. Senden ne haber? İyidir. Öp babaannen kız. Yürü. Hoş bulduk bebeğim. Evet Fatma Hanım. Çarşıya niye indiniz? Ne hastalığınız var? Anlatın bakalım. Arkadaşlar karnı çok ağrıyormuş. Doktora gelmiş. Tahlil vermiş. Öyle işte. Tahlil sonuçlarını bitti. Aa, ben de şaşırdım. Telefon da Defne'deydi. Defne, Kadir şey dedi. Kızım babaannen geldi kapıyı aç dedi. Acaba dedim çocuk yanlış mı söylüyor dedim. Baktım doğruymuş. Hasta oldum ne yapayım? Kanım. Öyle işte oturuyoruz biz de arkadaşlar. Karnım ağrıyordu. Ne yapayım geldim. Rahatsızlanmış biraz karnı çok ağrıyormuş. Büyük ihtimal ben taş veya kum vardır diyorum. Anlattıklarına göre. Yapamıyorum midir alım ne yapayım çok yanıyorum sanki gidiyorum iki damla gelmiyor bile. Evet evet ondandır bence de bir keresinde ben de öyle olmuştum. Ne bileyim inşallah. Böyle idrar gelir gibi oluyor ama yapamıyorsun. Sanki kum ben, kum veya taş demişlerdi. Nefesim kesiliyor sanki sancıları. Ama yani. Şey yapmışlardı. Serumun içine bir şey yapıyorlardı. Sancıyı kesiyordu. Yine yaptılar. Aynen aynen. Bana yine yaptılar. Kesti değil mi? Kesti. Yine yaptılar. Bana. Ne yapalım? Nasıl iyi görünüyor mu babaannen? Ne ben, diyeyim ben? Nasıl görünüyorum? Güzel gözüküyor mu? Şöyle güzel çekin. Pembe. Güzel değilim değil mi? Yok canım güzel çıkıyorsun iyi daha. İyi daha. Gösteririm sana niye güzel çıkıyorsun canım. Öyle işte arkadaşlar çay içmiyor Fatma Hanım kahve içmiyor. Nerede çay kahve uzak hiç bana. Sevmiyor. Ben de bir çorba verdim yedi onun en sevdiği şey çorba. En sevdiğim şey çorba hem de sevdiğim çorbadan yapmış gelinimin keselerine bereket Allah. Hayırlı huzurlu ömür versin. Afiyet olsun. Şansına da ya şehriye çorbası sever ya da yayla çorbası sever. Şansına yayla çorbası vardı. Yayla çorbası içti. Öyle çay kahve sevmiyor pek. Et balık da sevmez. Ben hep Allah razı olsun gelinim dokunuyor. Yana, gelinim yana gelince gelinim karnın aç mı diye sorar. Gelin diye hitap etmek istemiyorum. Benim kızımı. Kızımı yerine koydum. Allah razı olsun. Allah ne muradı varsa. Soracaksın tabii canım. Herkese öyle ya da sormayacaksın. Koyacaksın. Vereceğim. Ben öyle soyup sormayı sevmem. Sırtım telli olsa yeleğini verir. Bakar beni Allah razı olsun. Niye vermeyeceksin canım? İyi daha. Ne yapalım? Öyle işte arkadaşlar. Allah. Biz azıcık dedikodu yapalım. Sohbet edelim. Sonra sizlere dönüş yaparız tekrardan. İnşallah. Sen gözükmüyorsun kızım şimdi. Babaannen yanına geç. Benim yanıma geç. Babaannen yanına geç. Fotoğrafı. Evet arkadaşlar biz çıktık. Kadir Bey aradı beni. Benim de bankada bir imza işim vardı. Hem aşağı inin annemle beraber dedi hem annemi bırakırız sonuçları çıkmış dedi hem de
Bankaya uğrarız. 5 dakikalık işimiz var. Onu hallederiz dedi. Öyle işte. Şimdi aşağı gelecek. Ana yola iniyoruz. Öylece gideceğiz bakalım. İşlerimizi halledeceğiz. Kız çıktı. Ne çıktı? Kara papatya kız çıktı. Neydi onun adı kız? Kara papatya. Yok ya, kara papatya. Kız neydi, unuttum. Ben bilmiyorum adı. Usta. Menekşe miydi, neydi? Hayır. Evet, Defne sonunda ismini buldu arkadaşlar. Kara hindiba. Kim dedi? Kara hindiba'nın ismi. Kara hindiba. Allah Allah. Evet. Gerçekten. Evet, kız gerçekten çıktı. Bak. Bundan düdük de yapıyorlar. Bak şimdi. Size bir şey diyeceğim. Bu kara hindiba işte, bunun adı. Size bir şey diyeceğim. Hı? Bundan düdük de yapılıyor. Al üfle. Kız çıktı. Böyle çıkmışken sizlere Yumoş Bey'i de gösterelim arkadaşlar. Erkek daha bu. Yumoşçuk, yumoşçuk, yumoşçuk. Ne haber? Çok tatlı, çok, çok bak. Çok tatlı. Ben başımı kaçıyor bunu. Yumoş. Aa, şu da şey ha, rengine bak. Kıpkırı. Bunun adını da Duman koy bari. Ben bilmiyorum ki öyle. Kimin? Ne bileyim. Aynen, böyle kedin yoktu senin. Ne yok benim. Yumoş, aferin, bugün çok akıllısın, uslusun bakıyorum da. Niye çok acıktın? Kara kız gel. Kara kız gel, bak kedimi de çekeyim. Gel, gel kara kız gel. Onun ismi ne? Siyahın? Kara kızım, gel gel. Kara kız. Bak 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 bak. Ay ay, bak bak bak. Gördün mü? Ay! Ne güzel. Ben öyle ani hareketler yapınca korkuyorum. Gel kara kız, gel. Gel. Ama Yumoş çok sevimli. Otur oğlum. Akıllı. Otur oğlum. Sevsene kızım. Sevdi. Sevdi ya. Sevdin mi? Kulaklara baksana kulaklara. Yumoş sevimli, güzel. Kulaklar çok. Çok sevimli değil mi? Hmm. Bunu ben köpekleri kedilerden daha çok seviyorum zaten. Şu kadardı. Bu kadardı. Annemin kucağındaydı. Hayır, bu kadardı. Gerçekten ben köpekleri daha çok severim kedilerden. Ne ara büyüdü ki bu? Ödümü çıkardım. Ödümü çıkardım be bu. Kadir şuna bak, çekeceğim. Şu da değişik. Şu duman, duman olsun bunun adı. Baksana. Ama çok kirlenmiş. Bu sakın elleme onu. Hayır, şey o. Onun bak tüyleri falan, arkası bir şeyler olmuş ona. Üstüne çıkmış. Kediler dala gitmişler. Şey yapma. Samana girmiş. Şu sümbüle. Evet, ondan sen bana şeyinden ver de. Aha bak orada. Soğanından. Bak şurada. Dikerim ondan. Şurada da var. Onun soğanından dikeyim ben. Evin bahçesine güzel olur. Ben onları sökerim de bir kaba dikerim. Sen... Ne zaman dikersen dik, bahçede durayım. Şey yaparım, kapının önüne dikerim, güzel olur yazın. Ama yazın açmaz ama güzel olur, dursun soğanı. Bu ayda aç. Şu durmadan aç ya, onun kökünden de vereyim, onu da dik. Aa, olur. Bu ne kadar güzeldi ki, şemsiye gibi, baban kesti onu. Şey yaparım, evet, ondan da dikerim de. He, evin önünde bahçede güzel durur. Bahçede çok güzel durur. Acık sümbül alalım, alayım da geleyim ben yukarıdan, nergis toplayayım. Kadir toplasına gelsin, buradan düşersin sen. Toplasın. Yumoş! Ne haber oğlum? Acıktım oğlum. Ne haber oğlum? Dün ne oldu biliyor musun? Çok çişi gelmiş, kakası gelmiş. Böyle bağ bakıyı öyle. Ve en avruya çöktü. Buraya yapayım mı der gibi. Saldı. Hayır, yapma deseydin ya. Yapma dedim. Avruya gittik, yaptı geldi. Ha işte öyle eğit. Eğittim onu. Hiç çişini mişini yapmasın çünkü kokudan durulmaz yazın bu sefer kapının önünde. Çok sabahtan avuşuma kadar bağlamıyorum ki benim. Tavuğun gütme saatine bağlı. Defne sana yumurta vereyim köyü. Gel yumurta alalım mı? Holluktan. Annesinin şöyle değil. Gel. Ay bana dur. Benim tavuk fobim var bak. Tavuktan korkarım işte. Yok artık. Hoplarsa. Kaldı. Küçükken kızım senin gibiyken ben kümese girmiştim. Tavuk üstüme hoplamıştı. Çok korkuyorum ben. Hadi. Dur ben de gideyim. 250 lira aldım abi horozun. Çilli horoz hem de. Nereden aldın anne? Sadiyeden. İkiden izle. Bu gece bunu köpek gidi dilkimi. Birini geri aldı horozun. Hani yumurta etmişler. Bir tane daha var bak orada. Çıkmamış. Kadir gel gidelim. Defne gidelim. Nasıl, ben gideyim mi? Git. Ayağını ıslak yerlere bas. Evet, ıslaklara basma lütfen. Sen ver ona, sen ver. Daha yok değil mi horoz içeride? Horoz yok. Gerçekten ben küçükken öyle şey yapmıştım da bana... Başıma falan hoplamıştı Defne, hep. Defne şansan çok yumurta etmiş tavuklar. Kaç tane? Bayağı var.
Maşallah. Allah nazar. Bu da yemiyor, baksana. Bu. Bunların böyle suluğu yok mu? He? Suluğu yok mu? Var da onu almadık işte. Suluk da alsanız ya böyle. Bu acıkmış. Taliye gibi var da yıkamıyor falan. Dört. Her gün döküyorum abi. Dört tane yapmış. Ayağınızdaki ileri baş. Bakalım tavukların yumurtasına. Evet arkadaşlar, organik yumurta. Maşallah. Kaç tane yapmış bakayım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Biri de beyaz yapmış. Beyaz ya tavuk. Evet, ha, beyaz. Harmana gittiler arkadaşlar. Şöyle 2 tane buldum. Şu açmayanları da alayım. Bunlar evde açıyorlar. Çok güzel kokuyor. Şimdi bazılarınız diyecektir, çiçek dalında güzel ama bu da kendi kendine kuruyor arkadaşlar burada. Eve mis gibi bir koku veriyor yani. Şunları alayım. Açsın şöyle mis gibi evin içinde. Hop. Dediğim gibi kayınvalidemi getirdik. Öyle çok bir büyük bir şey çıkmadı arkadaşlar. Öyle enfeksiyonu yüksek çıkmadı. İyiymiş yani. Bir ağrı kesiciydi. Ağrı kesiciyle birlikte bir de toz ilaç verdi, o kadar yani. Ciddi bir şey yok, anlayacağınız iyi. Aman olmasın zaten. Herkes iyi olsun. Şimdi ben de gideyim şu bizimkilerin yanına da. Keşke şu bizimkilerin kapısının oraya kadar da beton dökselerdi. Bakın buraya kadar dökmüşler. Şöyle göstereyim. Şuradan ileride yok evin kapısına kadar. Olsa ne kadar güzel olurdu. Ben de dedim ki kayınvalideme. Şey dedim. Kapıya o istemeye gelen muhtar adaylarına dedim. Söyle dedim. Kim kapıma beton dökerse ona vereceğim oyumu dersin dedim. Öyle yap sen de dedim. Söz veriyorlar, veriyorlar. Sonra yaparken kimse bir şey yapmıyor. Ay ne güzel olmuş buralar. Her yer beton olmuş. Çok güzel. Biraz bulduk bakalım, aşağıda da bulacak mıyız? Şöyle gidelim. Evet, harman dedikleri yerde burası arkadaşlar. Şu eski evde Kadir'in rahmetli Ali Kemal amcasının evi. Allah rahmet eylesin. Bizimkiler gelmiş geziyorlar. Ben de şuradan nergisleri toplayayım. Evet, yaptırdılar ya kızım bir kat. Hani nereden bildin? Babam bu diye ses çıkarıyor. Yenge bağırıyordu. Öyle mi? Var mı şeyi burada, birkaç tane toplayayım bari. Var mı? Var mı? İyi, toplayayım bari. Şunları şuraya koyayım da. Bakayım. Bakın. Eskileri, yılların evi işte. Ay ne kadar güzel. Resmen burası nergis bahçesi valla. Bir tane iki tane de olsa var. Çok güzel. Ay. Şu arada gördüm bir tane kocaman. Şurada onu alacağım hemen. Bakın böyle işte. Açıyor. Sonra kötü oluyor. Anne. Efendim. Oo, bizimkiler evin üzerine çıkmışlar. Evet. Şunu da alayım. Çok güzel açmış. Başka var mı? Bakayım ben arkadaşlar. Toplayayım varsa. Bahçedeki koyunlara bakın arkadaşlar. Evin yukarısında koyunlar yayılıyorlar. Anne keşke sen de çıksan. Yakanı kapatır mısın? Bak burnun kızarmış. Üşümüşsün. Yakanı kapat hemen. Keşke evin üstüne sen de çıksaydın. Buralarda var oradan mı açık mı? Oradan manzarayı çekerdin anne. Bunlar da fındık ağaçları arkadaşlar. Kokurdu. Ne zaman açıyordu yapraklar? Mayıs'ta mı? Aa bakın koyunlara. Nisan Mayıs gibi açarlar. Koyunlara bakın. Gösterdim ya. Nasıl? Gösterin bakın. Ben şimdi nereye geldim? Bakın burada kim var? Kim var burada? Selam ver arkadaşlara. Merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz de? Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bakın Muazzez Hanım var burada arkadaşlar. Kolu evet. İyileşti gördüğünüz gibi. Nasıl? Oynat bakalım, iyi mi? Kolum iyileşti. Evet. Düzelmiş artık. Fiziğe bak. Fiziğe gidiyorum. Fizik tedaviye başlamış. Evet. Bir haftam daha var. Yani görümcesinin yanına gelmiş Hanife'nin. Evet. Ben de bu anucum geç kaldı diye şimdi ona tabak hazırlıyorum. Ay sağ olsun, kayınvalidem geldi dedim ya canım. Evet, öyle. Bilemedim, ben de onu çağırmıştım aslında da
Yeni gelen yani olsun ama hanımefendi. Bir de içim kıyıldı, çok açım Hanife. Ya. Baksana ne sardım. Ay sağ ol, sağ ol kız, sağ ol kız. Beyaz lahana. Teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Senin güler yüzün yeter ayol. Neyse arkadaşlar, ben bir bardak çay içeyim. Şu elimi yüzümü bir yıkayayım. Oturalım bakalım Muazzez Hanım. Bugün çok parlıyorsun. Parlak geldin gözüme kız. Niye? Niye? Fiziğe gittiğim için. Ondan mı? Kolumun ağrısı geçti. Çok parlak gözüküyor yüzüme. Senin de öyle mi Hanife? Evet. De yapmış. Şöyle minnak minnak. Neyse arkadaşlar, ben bellerimi yıkayayım. Ondan sonra görüşürüz. Şu kadın hiç rahat durmuyordu. Muazzez gitti. Onu yolcu ettik. Demle kuş acıktım dedi. Hanife yengesi ona makarna yaptı. Şimdi de tekrardan çay demlemiş. Canı sıkılıyor bu kadının. Mısır patlatıyor. Durmuyordu, durmuyordu. Sana çekmişim, sana. Durmuyordu arkadaşlar. Sağ olsun. Allah'ım razı olsun vallahi hiç. Gerçekten çocukları falan hiç kırmaz zaten böyle. Ne aynı, isterse hemen yapar. Zaten aynı binada oturuyordunuz eskiden. Abim Hanife yengemlere kaçıyordu. Aynen, aynen. Okuldan Hanife yengemlere koş. Evet, evet. Okulda çok yakın zaten. Tam şurada iki adım. Evet, evet. Atlı üstü, gene atlı üstü dursaydık keşke. Keşke. Dört var. Hanife yengenin kaç tane evi olmuş? Sor bakalım. Benim çok evim var ya. Aa gerçekten ya. Beşinci ev. Beşinci. Fazladır kız. Beşinci mi? Bak. Yo, yedinci. Bahar Hürmüz bir. Emine Hoca iki. Şefik dört. Üç. Üç. Hayriye. Dört. Dört. Tamam, bura beş. Burası. Ben de bir. Yo, beş değil. Hayriye'den sonra da ileri gittik ya. Ha doğru, bu altıncı. Ben de. Bir cezaevinin yanındaki ev. İki. Ha. Şey, Berke'nin doğduğu ev. Lestan'ın üstü. Üç. Sebilelerin evi. Dört. Bıcıların evi. Beş. Hayroş'un evi. Bence beşinci evden sonra Allah nasip etti. Ama sana nasip etti. Bana da nasip etti. İnşallah. Allah büyüktür. Allah'ım isteyen herkese versin. Kurban olduğum Allah. Allah hele sokakta kalan evsizlere baksızlar yardım etsin diyelim. Neyse arkadaşlar. Biz çayımızı içelim bakalım. Defne kuş da makarnasını yesin. Oturalım. Biz de şöyle yalı çapkınına bakıyoruz. O başlamış. Bir ağırlık çöktü. Yani bana uzanıyordum burada. Öyle yani. Yalı çapkınını izliyoruz. Hani şeker mısı patlatmış. Hem çay içen hem izleriz bakalım. Evet. Film keyfi. Sinema keyfi. Ve evdeyiz. Evimize geldik. Önce kayınvalidemi bıraktık arkadaşlar. Gördünüz sizler de. Sonra hani Fengen beni aramıştı evden çıkmadan önce. Bize gel, ne yapıyorsun evde demişti böyle böyle. Tamam dedim ben de, işte kayınvalidemin sonuçlarını aldık. Onu eve götürdük, Kadir Defne ben. Bıraktık. Sonra Kadir de bizi işte orada bıraktı. Benzinliğin orada. Sohbet yolda. Hani Fengenlere geçtik işte orada. Oturduk, sohbet muhabbet derken saat 11.30 oldu. Evet, yalı çapkınına baktık biraz. Sonra Kadir bizi aldı eve geldik. Defne kuş duş aldı gördüğünüz üzere. Duşunu aldı. Ben de diyorum ki şimdi mutfak dolaplarımı sileceğim demiştim ya bugünler için. Onu silememiştim. Bir yanım diyor ki yap. Bir yanım yapma diyor. Yani bakalım. Bu tarafı yap, bu tarafı yapma. Evet. Bakalım işte. Şimdi ama yapayım diyorum. Ben gece işini daha çok seviyorum. Sabah daha kolaylık oluyor yani bana. Daha rahat olur. Öyle mi dersin canım? Hı. Balkon falan yıkıyorum hep sen. Sen ne dersin bu işlere? Gece mi daha yapmak daha iyi, gündüz mü? Ben olsam gündüz yapardım. Gündüz yetişmiyor işte. Yemekti, ekmekti, oydu, buydu derken olmuyor canım. Gece de böyle ince detaylı işleri yapınca, gündüz diğer işleri yapınca daha kolay oluyor canım benim. Neyse arkadaşlar, ben şu mutfak dolaplarına bir girişeyim. Bir de çay suyu koyayım. Saat 12 oldu ama. İçerim yani. Kanamıyorum çaya. Yapacak bir şey yok. Bir demlik de çay suyu koyayım. Ben silerken o kaynasın. Defne kuş da duşunu aldı zaten. Biraz da saçları kurusun. Ondan sonra saçlarını kuruturum. O da yatar bakalım işte öyle. Hadi başlayayım ben bakalım işte.
Evet arkadaşlarım, bakar mısınız? Resmen parladı. O kadar mutluyum ki şu an. Bütün el izleri, parmak izleri gitti. Tertemiz oldu çok şükür. Burayı da hallettim. Şükürler olsun Rabbime. Allah'ım hepimize güç kuvvet versin de. Yapalım inşallah, tertemiz mis gibi oturalım evlerimizde. En sonunda tezgahımı temizledim, toparladım. Oh, çok şükür bitti. Aklımda kalacağına. Yani yapayım, rahat rahat uyuyayım değil mi? Yarın sabah kalkacağım, burayı sileceğim. Belli olmaz hafta sonu insanların ne yapacağı. Hafta sonumuz da bize kalsın bakalım. Evet güzel arkadaşlarım. Çok şükür sizlerin sayesinde 1000 abone oldum. Allah'a şükürler olsun sizlerin sayesinde. Gerçekten Allah'ım, gerçekten gönülden dua ediyorum. Allah'ım hepinizin ne muradı varsa şu mübarek 3 aylarda kabul eylesin inşallah. Kurban olduğum Rabbim, Allah'ım bütün dileklerinizi kabul eylesin. Gönlünüzden ne geçiyorsa Allah'ım kabul eylesin inşallah. Ne diyeyim sizlere? 1000 abone oldum arkadaşlar. Allah'a çok şükür. Bir 15 dakika sonra 998'e düştü. Onları artık tahmin edebiliyorum ben. Hani böyle benim bu işi yaptığımı bilenler, işte arkadaş dost gördüklerim, mesela akraba gördüklerim diyelim. Olduğumu bildikleri anda çıkıyorlar gıcıklığına. Yani ben bunun farkındayım. Kimse affedersiniz hani salak değil. Öyle yani. Onlar kendilerini artık anlamışlardır diyelim. Gerçekten hepinizden Allah'ım razı olsun. Çeliğinizin, çocuğunuzun hakkında ne iyi dilekleriniz varsa aynı şekilde benim de öyle. Allah'ım hepimizin güzel dileklerini kabul eylesin diyorum. Mesaj yazan, beğeni yapan, yorum yapan, elleriniz, kollarınız, dilleriniz dert görmesin diyorum. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlarım. Ama 1000 abone oldum diye yorum ve beğeni yapmayı da eksik etmeyin. Bunlar hala çok önemli yani. Sayımızın artması için bunlar çok 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 önemli. Hani 1000 aboneyi doldurdun artık yorumunu yapmasak da olur diye bir şey yok arkadaşlarım. Hala siz zaten bu işlerin içerisindesiniz. Çok bir sürü takip ettiğiniz YouTuber'lar var, influencer'lar var işte. Takip ediyorsunuz. Hani bunların yorumla, beğeniyle olacağını da biliyorsunuz. Herkes her şeyin farkında arkadaşlar. Hepiniz bilinçli insanlarsınız. Öyle yani, tekrardan beğeni ve yorumlarınızı eksik etmiyorum diyorum. Tekrardan Allah'ım sizden, hepinizden, gerçekten gönülden söylüyorum. Allah'ım ne dilekleriniz varsa kabul eylesin. Allah'ım hepinizden razı olsun diyorum. Böyle yarın güzel bir vlogda görüşmek üzere diyelim. Hep beraber olmak dileğiyle. Güzel bir güne uyanmak dileğiyle. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.